Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası GİSBİR Başkanı Murat Kıran mikrofonlarımıza toplantıyı değerlendirdi. Yoğun katılıma sahne olan toplantıda başta Ankara'da gerçekleşen 2019-2023 stratejik planı paydaş denizcilik sektörü toplantısı olmak üzere verileri koruma kanunuyla ilgili çalışmalar ve komisyonlarda alınan kararlar masaya yatırıldı. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran toplantının detaylarını mikrofonlarımıza aktardı. Bugün gündemimiz çok yoğun değildi. Zaten bundan sonra biraz daha sık yapacağız toplantılarımızı ki gündemi çok sıkıştırmak istemiyoruz. Bugün geçen hafta bir Ankara'da düzenlenen stratejik, yani sektörün önümüzdeki yıllarda stratejik olarak yapılanmasıyla alakalı bir toplantı yapılmıştı. İşte 2023'e kadar, 2019-2023 arası neler yapabilirizle alakalı bir rapor. Biz tabii daha önce Kalkınma Bakanlığı planlarına stratejimizi bir şekilde anlatıp kayıtlara geçirmiştik. 7 tane maddemiz vardı belirlediğimiz. Bu 7 maddeyi tekrar bugün gözden geçirdik ve bu 7 madde üzerinde yolumuza devam etme kararı aldık. Çünkü hepsi vizyonu geniş ve sektörümüzün geleceğiyle alakalı çok önemli maddeler. Umuyorum ki bu planda da yerimizi yakın bir zamanda alırız. Onun dışında kişisel verilerin koruma kanunuyla alakalı bir takım çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz tersanelere girmekte biraz problem yaşanıyor. Çünkü tersaneler gerçekten iş güvenliği açısından yani çok yüksek seviyede korunuyor. Tabii gerek kanunen gerek de tersanelerimizin bireysel olarak aldığı kurallar var. Bu kurallara baktığımızda şöyle bir taleple karşılaşıyoruz. Ya herkes ortak bir müşterekte buluşsa bu girişleri ona göre hani ehemmiyeti azaltmadan daha seri hale getirebilmenin yolunu arıyoruz. Bununla alakalı zaten İnsan Kaynakları Komisyonumuz uzun zamandır çalışıyor. Bugün işte bir rapor aldık. Yakın bir zamanda tersanenin istediği evrakları, yani A tersanesi, B tersanesi, C tersanesi, bunları askeri müşterekte birleştirip bir hale getirip tersaneye girebilmenin yolunu belki biraz daha kolaylaştırabilir miyiz? Onunla alakalı yani görüşmelerimizi yaptık. İyi de geçti. Umuyorum ki onu da başarırız diye düşünüyorum.